Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şu anda yepyeni bir seriyle karşınızdayım ve başlığımız gerçekten çok önemli. Bu kelimeleri bilmeden sınava girmeyin. Yani şu, ister TYT Türkçe olsun, ister ALES olsun, ister KPSS olsun, isterse LGS olsun. Yani Türkçenin olduğu her sınav için geçerli bir video olacak bu. Bu kelimeler ÖSYM tarafından ve aynı zamanda denemeler tarafından, yayın evleri tarafından çok sevilen kelimeler. O yüzden bunları bilmenizi istiyorum ve beni dikkatli bir şekilde takip etmenizi istiyorum canlar. İlk kelimem müspet, olumlu demek. İkincisi müphem arkadaşlar, PL, belirsiz demek. Muğlak, karışık, anlaşılmaz demek. Mağrur, gururlu, kibirli, kendini beğenmiş demek. Monoton, tek düze, sıradan demek arkadaşlar. Basma kalıp ise özgünlüğü olmayan, bilineni tekrarlayan anlamında, yani özgünlüğün zıt anlamlısı diyebiliriz. Özgünlük neydi? Farklılık demekti. Salt, sadece, yalnızca, mutlak demek. Teessür etme ise üzüntü arkadaşlar. Üzüntü duymaktır. İmge ise yine çok kullanılır. Sembol, simge anlamında kullanılıyor. Dima sözcüğü Anadolu'da çok sık bir şekilde kullanılır. Beyin, zihin anlamında. Yalaz ise yine Anadolu'da çok kullanılıyor ve bize Anadolu kültürüyle yazılmış bir eser verirlerse paragrafta muhakkak çıkar. Alev demek arkadaşlar. Kalbur üstü, seçkin, önde gelen, başarılı, Jacoben, elitist anlamındadır. Anneanne, normal anneannemiz aklımıza gelmeyecek, gelenek, görenek, töre anlamındadır. Haiz ise bir şeyi olan, elinde bulunduran demektir arkadaşlar. İstidat, yetenek demektir. Yazın, edebiyat, eser anlamında kullanılır. İstiklal, bağımsızlık. İstikbal ise gelecek anlamındadır. Müstakbel ise günlük hayatta çok kullanıyoruz. Müstakbel gelinimiz falan gibisinden. Evet, ileri tarihte beklenen, gelecek anlamındadır. Hafi ise yine zor kaynaklarda karşıma çıkar. Gizli, saklı anlamında. İlinti, ilgi kurma, ilişik ve aynı zamanda ilişki anlamındadır arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Kanı, inanç, düşünce. Mesela kanımca diyoruz ya, yani bana göre anlamı verir. Özgü, kendine has demektir. Önemli bir özellik. Çünkü Türkçe'de bana özel, sana özel diyorsunuz. Yanlış, bana özgü, sana özgü demeniz lazımdır. Hatta bir telekomünasyon arkadaşlar firması diyelim. Hani bana özel diye bir kullanım yapıyor ya, yanlış. Bana özgü demek zorunda. Lirik, duygusal, ilham dolu anlamında. Devinim, hareket demektir. Sorularda çok çıkar. Göreceli, kişiden kişiye göre değişen anlamında kullanılır. Salık vermek, öğüt vermek, tavsiye vermek anlamında. Söylence ise efsanedir arkadaşlar, bilgimiz olsun. Şifai, sözlüdür. Mesela şifai ürünlerimiz vardır. Yani sözlü ürünlerimiz vardır. Halk edebiyatında şifai ürünler denir bunun için. Tasavvur etme arkadaşlar, zihinde canlandırmak anlamında. Yeğlemek, tercih etmek. Yeti ise yine çok çıkar, beceri anlamındayken. Reaksiyon, tepki, yanıt anlamında. Serzeniş ise hepimiz biliriz zaten bunu, yakınma anlamında kullanılan sözcüktür. Şimdi tahtayı siliyorum ve diğer sözcüklerle yoluma devam ediyorum canlar. Evet arkadaşlar, tahtayı sildik ve doldurduk. Yine kelimelerimize ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bir bağlam, olay, durum karşısında ilişki örgüsü anlamı verir bize arkadaşlar. İkincisi leyl ve şeb sözcükleri. Leyl Arapça, şeb ise Farsça, gece demek. Kurmaca sözcüğü kurgu, yani olmadığı halde varmış gibi düzen ya da kafanda canlandırmaktır arkadaşlar. Tefrika sözcüğü bölüm, dizi anlamında kullanılır. Özellikle Tanzimat döneminde gazetelerde bizim romanlarımız ya da diğer eserlerimiz bölüm bölüm yayınlanırdı. Tefrika kelimesi de o zaman kullanılıyor. Sümer kelimesini en son söyleyeceğim arkadaşlar. Sığ sözcüğü derinliği az demektir. Özellikle sığ söyleyiş, yani aslında böyle anlam derinliği olmayan sözcük anlamında kullanılır. Nazım şiir demek, nesir düz yazı demek. Görüldüğü üzere düz yazıyı da bitişik yazmışım. Tümce cümle demek, öbek ise grup demek arkadaşlar. Kanıksamak, kabullenmek, alışmak demektir. Normalde göstermediğin bir davranışı zamanla alışırsan eğer biz buna kanıksadı deriz. Yatsıma tam tersi inkar etme anlamındadır. Örüntü ise takip anlamıyla kullanılır. Fil dişi kulesi çok çıkar sorularda. Kendini halktan soyutlamış aydınlar için kullanılır. Yani soyutlanmış anlamındadır. Gün aşırı 2 günde bir anlamı vardır. Faal sözcüğü aktif anlamındadır, yani etkin arkadaşlar. Bayağı sıradan, basit anlamındayken eş anlamlısını veriyorum. Banal sözcüğü arkadaşlar. İkisi de aynı anlama sahiptir. Arı sözcüğü saf, temiz anlamında. Asgari, en düşük anlamındadır, haberiniz olsun. Alegorik, imge, sembol demektir. Ağır anlatım demektir. Bohem ise yıldızlı bir özelliğimiz var. Tasasız, derbeder demek. Ama derbeder deyince bizim aklımıza dertli kederli geliyor ya. Arkadaşlar o değil, yanlış kullanım. Düzensiz demek. O zaman düzensiz, derbeder, tasasız, bohem aynı anlama geliyor. Pir, yaşlı koca, iyice, o konuda en iyi anlamında kullanılır. Mesela bu işin piri deriz. İyice anlamı verir. İdrak, anlamak anlamındadır. Empoze ise dayatmak anlamında kullanılır. Nükte, ince anlamlı, şakalı söz anlamında kullanılırken, ivedi, hızlı, acele anlamında kullanılır. Biçem, üsluptur. Sakın ola biçimle karıştırmayın. Ağdalı edebiyatta ve Türkçe sorularında süslü söyleyiş olarak karşıma çıkar. Dingin, durgun anlamında kullanılırken, ironi, alay etmek anlamında kullanılır. Öykünmek de çok çıkar. Benzemek anlamında kullanılır. İrticalen, diğer 4 anlamlı sözcüğü de verdim. Doğaçlama, spontane, tuluat, hazırlıksız demektir. Yani o anda nasıl gelişiyorsa olay, onu bize kastediyor arkadaşlar. Biteviye, tek düze demektir. Beylik söz ise sıradan laf anlamındadır. Yani herhangi bir anlam derinliği olmayan anlamındadır. Sümer sözcüğüne geri döndüğümde, Sümer arkadaşlar evet bir millet, bir topluluk adı olmakla beraber bazen güneş anlamında kullanılır. Bilginiz olsun diyorum ve böylece videoyu bitirmiş bulunmaktayım. Bu sözcüklere dikkat edin ve kendinize de dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.